Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Sizler de sağ olun. Buyurun oturun. Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bugün hep birlikte bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayram gününde sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Bayramlar mutlulukların paylaşılarak arttığı, geleneklerin yaşatıldığı, toplumsal dayanışmanın derinden hissedilerek birlik ve beraberlik ruhunun güçlendiği çok özel ve anlamlı günlerdir. Bu vesileyle Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi de temenni ediyorum. Küresel ve bölgesel düzeyde kritik gelişmelerin yaşandığı bu hassas dönemde artan risk ve tehditler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak, hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına gelmiştir. Buradaki bütün pay, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizle birlikte kahraman Mehmetçiklerimize aittir. Şu ana kadar büyük bir başarıyla sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi ve genişletilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız. Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, kahraman ordumuzun son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirdiği bu hassas dönemde terörle mücadele ile birlikte hudutlarımızı da personel sayısı ve teknolojik bakımdan en yoğun tedbirlerle sağlıyoruz. Mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik faaliyetlerimiz de başarıyla sürdürülüyor. Bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak karada, denizde ve havada bugüne kadarki en kapsamlı tatbikat faaliyetlerimizi icra ediyor. Her geçen gün yenilerini envantere kazandırdığımız yerli, milli ve modern savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini sürekli olarak geliştiriyoruz. Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım, çatışma ve ihtilafların çevrelediği bölgenin tam kalbinde yer alan ülkemiz, krizlerin ve sorunların çözümüne yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli girişimlerde bulunulmaktadır. Bu kapsamda Karabağ'da, Libya'da, Ukrayna-Rusya savaşında, Orta Doğu'daki ve yakın coğrafyamızdaki birçok sorunun çözümünde yoğun gayretler sarf ederek büyük ve kıymetli inisiyatifler üstlendik, üstlenmeye de devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler de başta Kıbrıs ve Azerbaycan olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek veriyor, küresel ve bölgesel güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlıyoruz. Tüm bu girişim ve faaliyetler Türkiye'nin küresel bir aktör haline dönüştüğünü, uluslararası müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini, ordumuzun da dünyanın en güçlü, en etkin ordularından biri olduğunu en açık şekilde ortaya koymaktadır. Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye olarak ulaştığımız bu üstün seviyeyi silahlı kuvvetler olarak aynı anda birçok görevi başarıyla icra edebilme kabiliyetimizi çok iyi idrak edebilmemiz gerekmektedir. Bu başarı hikayesinde sizler de çok önemli bir rol üstlenmektesiniz. Sizlerin de gayretleriyle şu ana kadar her alanda elde ettiğimiz başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması temel önceliğimizdir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgesinde ve dünyadaki seçkin ve saygın konumunu muhafaza edebilmesinde şüphesiz ki en önemli unsur sahip olduğumuz insan kaynağıdır. Siz kahraman silah arkadaşlarım da piramidin en üst çıtasında yer alan komutanlar olarak ordumuzun öncüsü ve liderleri konumundasınız. İçinde bulunduğumuz savunma ve güvenlik ortamında her zamankinden daha dikkatli, uyanık olmak ve çok çalışmamız hayati öneme haizdir. Sonuç itibariyle Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda
bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzur için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken bayramınızı en içten dileklerimle bir kez daha kutluyor, ailelerinize saygılarımı sunuyor, görevlerinizde üstün başarılar diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.